Mutlak değerli fonksiyonlarda limit. Mutlak değerli fonksiyonlarda limitte önemli olan şey mutlak değer içini sıfır yapan noktada limit sorulduğunda sağdan ve soldan limite bakmaktır. Diğer noktalar fonksiyon gibi hareket edilerek çözülür. Şimdi ne mi söylemek istiyoruz? Bir ona bakalım. Limit x 2'ye giderken x eksi 1 bölü x eksi 1 gibi bir limit yazalım. Bir başka mutlak değerli limit yazalım. Limit x 3'e giderken x artı 1 bölü x eksi 2 olsun. Bir başka limit yazalım limitti. Limit x 0'a giderken mutlak değer x bölü x olsun. Limit x 5'e giderken x eksi 5 bölü x olsun. Şimdi karşımıza mutlak değerli bir limit geldiği zaman odaklanmamız gereken şey sorulan limitin mutlak değer içini sıfır yapıp yapmadığıdır. Mutlak değer içini sıfır yapmıyorsa bu fonksiyon gibi davranır. 2'yi sadece yerine koyarız. Burada mutlak değer içini sıfır yapan değer 1'dir. Bize 2 noktasında limit sorulmuş. Sadece yerine koyarız. Mutlak değer içi 1 olur. Aşağısı da 1 olur. Sonucumuz 1 çıkar. Burada 3 noktasında limit soruluyor. Mutlak değerin içini sıfır yapıyor mu diye bakıyoruz. Mutlak değerin içini sıfır yapan değer eksi 1. Mutlak değer içini sıfır yapmıyor. O zaman sadece fonksiyon gibi davranır. 3'ü buraya koyarsak mutlak değer 4 eder. O da 4 eder. 3'ü aşağıya koyarsak 1. Sonucumuz da 4 çıkar. Buraya geldiğimizde işte mutlak değer içini sıfır yapan durum. Sınavlarda tabii ki bu durumları sormayacaklar bize. Bize sorulacak durum bu. Mutlak değer içini sıfır yapan bir durumla karşılaştığımızda bütün diğer limit kurallarına üstünlüğü vardır. Önce kendi kuralının yapılmasını ister. Mesela burada paydanın da sıfır olduğu durum ortaya çıkıyor. Payda da sıfır oluyor. Ama mutlak değer bütün diğer kurallardan önce kendi kuralının uygulanmasını gerektirir. Mutlak değer baskın bir limit türüdür. Mutlak değer kendi kuralının önce uygulanmasını ister. Kuralının önce uygulanmasını ister. Şimdi buraya geldiğimizde mutlak değer içini sıfır yapan bir durumla karşılaştık. Sağdan ve soldan limite bakmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Çünkü burada limit olmayabilir. Fonksiyonun grafiği kopmuş olabilir. Sağdan yaklaşacak olursak. Sağdan yaklaşma sadece bu limitin mutlak değerin dışarıya nasıl çıkacağına karar vermemizde etkili olur. Sağdan yaklaştığımızda sıfıra mutlak değer x dışarıya olduğu gibi çıkar. Çünkü içerisine gelen değer pozitiftir. Mutlak değer içleri pozitifse dışarıya olduğu gibi çıkartırız. X bölü x olur ki x bölü x de sadeleştiğinden dolayı sonucumuz 1 çıkar. Şimdi soldan yaklaşacak olursak mutlak değer x bölü x. Mutlak değer x soldan yaklaştığımızda sıfırın solundaki değerler negatif değerlerdir. Mutlak değer için negatif yaparlar. Dışarıya çıkartırken eksiyle çarpmalıyız ki yine pozitif olarak çıkabilsin. Eksi x bölü x ise eksi 1 sonucunu verir. Bu ikisi birbirine eşit olmadığı için limit yoktur. Bu fonksiyonun grafiği sıfır noktasında kopmuştur. Şimdi buna gelecek olursak 5 noktasında limit soruluyor. Bakıyoruz. Mutlak değerin içini sıfır yaptı. Kesinlikle sağdan ve soldan bakmak zorundayız. Limit x 5'e sağdan bakacak olursak sadece bunun nasıl dışarıya çıkacağını belirler. 5'e sağdan yaklaşmak 5'ten daha büyük bir değer koymak demektir buraya.
5'ten daha büyük bir değer koyarsak, 5'i çıkartırsak içerisi pozitif edecek demektir. Dışarıya olduğu gibi çıkartmamız gerekiyor o zaman. X eksi 5 bölü x. Bu soruda az önceki gibi bir sadeleştirme gelmedi. O yüzden 5'i yerine koyuyoruz. Yukarısı 0, aşağısı 5 etti. Sonucumuz 0. Bu duruma gelirsek, soldan yaklaşalım bir de. Soldan yaklaşırken 5'ten daha küçük değerler koyacağımız için buraya 5'ten küçük değerlerden 5'i çıkartırsak negatif eder içerisi. Dışarıya çıkartırken eksiyle çarpmamız gerekir ki pozitif çıkabilsin dışarıya. Çünkü mutlak değer her şeyi dışarıya pozitif çıkartmak zorundadır. Bu da mucize eseri olan bir şey değil. İçerisi pozitifse aynen çıkartırsanız dışarı pozitif çıkmış olur. İçerisi negatifse eksiyle çarparsanız dışarıya pozitif çıkmış olur. Şimdi 5'i buraya koyarsak yine 0 bölü 5 etti ki 0. Bu iki değer birbirine eşit çıktı. Limit var ve 0'dır. Şimdi buradan anlamamız gereken nokta şu. Mutlak değer içeren limitlerde mutlak değerin içini 0 yapıyor mu limit değeri ona bakıyoruz. Yapmıyorsa fonksiyon gibi sadece yerine koyuyoruz. İçini 0 yapıyorsa sağdan ve soldan yaklaşmak zorundayız. Burada son bir noktaya daha değinip bu videomuzu noktalayacağız. Sadece sağdan soldan sorulursa 2'ye sağdan sorduk. X eksi 1 bölü x artı 5. Limit x 3'e soldan sorduk. 2x eksi 6 bölü x eksi 3. Şimdi sadece sağdan ve soldan sorulduğunda da içeriği sıfır yapıp yapmadığına bakacağız. Mutlak değer için. Mutlak değer içini sıfır yapmıyor. Sağdan veya soldanın bir önemi yoktur o zaman. Fonksiyon gibi hareket eder. 2'yi yerine koyuyoruz yine. 1 bölü 7 cevap. Sağdan ve soldanı sadece sorsa dahi fonksiyon gibi davranır eğer ki bu değer mutlak değer içini sıfır yapmıyorsa. Buna geldiğimizde bu değer mutlak değer içini sıfır yapıyor. O zaman sadece şunu soracağız. Bu mutlak değer dışarıya aynen mi çıkacak? Eksiyle çarpılarak mı çıkacak? 3'ten daha küçük değerler koyuyoruz. Mesela 2 gibi bir şey düşünelim. 2 kere 2 4. Negatif oluyor içerisi. Dışarıya çıkartırken eksiyle çarpacağız. Eksi 2x artı 6 bölü x eksi 3 oldu. Şimdi bu 3'ü yerine koyduğumuzda burada 0 bölü 0 çıkıyor. 0 bölü 0 çıkması bu bir belirsizlik anlamına gelmekte. Ama belirsizlik durumuyla karşılaşıyorsak belirsizliklerde limit her zaman vardır. Sadece sadeleştirme yapıp bu belirsizliği ortadan kaldıracağız. Yukarıya eksi 2 parantezini alırsak x eksi 3, aşağıda da x eksi 3 var. Bunlar birbirini götürdü. Limit x 3'e soldan yaklaşırken eksi 2 kaldı. Burada herhangi bir x'i değer yoksa zaten cevabımız o sabit sayı çıkar. Eksik. Burada 0 bölü 0 durumuyla karşılaştığımızda 0 bölü 0 durumu belirsizliktir. Bunlarda mutlaka limit vardır. Sadece yapmamız gereken bununla karşılaştığımızda çarpanlarını ayırarak sadeleştirme. Bu şekilde mutlak değerli fonksiyonların limitini almayı da noktalıyoruz.